Merhabalar, şu an Ankara'da Vadi Gençlik İzcilik Spor Kulübü'ndeyiz. Ve yanımızda Behzat hocamız var. Behzat hocamız bu gençlik kulübünün koordinatörü. Şimdi kısaca onunla bir sohbetimiz olacak. Hocam, şimdi burası bir gençlik merkezi, bir gençlik kulübü. Evet. Direkt en basit sorudan başlayacağım. Burada siz ne yapıyorsunuz gençlere? Şimdi Sayın Hocam, biz 2011 yılından beri bu Vadi İzcilik Gençlik Spor Kulübü Derneği'nde gençlerimizin okul zamanları sonrasında boş kaldığı dönemlerde burada sosyal, kültürel, bunun yanında çocukların yaparak, yaşayarak gelişmelerini ve önlemelerini sağlamak amacıyla izcilik çalışmalarından bazı destekler sağlıyoruz. Gençlerimiz buraya geldiği zaman zamanlarını kesinlikle boşa harcamamakla beraber burada çok güzel şeyler, kazanımlar sağlanıyor. Öğrencilerimiz 9-19 yaş arası, hedef kitlemiz daha doğrusu. Buraya gelen gençlerimiz Keçiören ilçemiz sınırlarında çevredeki okullarımızdan gelen öğrencilerimiz burada gelip okul derslerini, ödevlerini yapmakta. Bunun yanında değerler eğitiminden destek almakta. Belirli zamanlarda izcilik eğitim ünite çalışmalarıyla beraber izcilik kamplarına gidilmekte. Uzak doğu spor, halk oyunları ve çocuklarla sosyal, kültürel değişik etkinliklerle burada gençlerimize en güzel hizmeti vermeye çalışıyoruz. Kamu yararına çalışan bir ticari kar gütmeyen bir derneğiz. Ne güzel. Yani gençlerimize özellikle sosyal faaliyet açısından biz bu çocuklara ne yaptırsak diye sürekli düşünüyoruz. Evet, burası evet. Onlar için bir veli nimet yani. Bu arada izcilik demişken biz Behzat hocamla ilk defa 2 sene önce Bolu İzcilik Kampı'nda karşılaşmıştık. Orada evet. Tanışmıştık. Daha sonra işte 2 sene sonra burada tekrar buluşmak nasip oldu. Hocam yani burası az önce dediğim gibi gençler için bulunmayacak bir nimet. Şu an kaç öğrencimiz var? Şu an hocam bizim burada bizim çalışmalarımız içerik olarak hep resmi çalışmalar yönetiliyor. Lisanslı 275 izcim var. Evet, 10 yılın çalışmasında biz burada gençlerimizi yavru kurttan alıyoruz. Ekip olarak yani ergin izci olarak yetiştiriyoruz. Üniversite hayatına kadar izcilerimize, gençlerimize burada çok güzel etkinliklerle, desteklerle onları hayata kazandırmaya, bir şeyler öğrenmelerini yaparak, yaşayarak ve internet denen sosyal medya bağımlılığı diyorsunuz çocuklar. Bunlardan gerçekten çok güzel etkiler sağlayarak çocukları uzaklaştırmaya ve yararlı destekler sağlamaya çalışan bir dernek. Allah razı olsun. Şimdi 270 tane şu an lisans olan öğrenciler. Evet. 10 senedir buradasınız. Buradan evet. Gelip geçenlerin sayısı ne kadar hocam? Yani şimdi burada bizim sadece hedefimiz şöyle, hedef kitlemiz şöyle, sadece buraya kayıtla yani buraya üye olan gençlerimizin dışında bizim bazı resmi çalışmalarla projelerimiz var. Yani evet. Bakanlık olsun işte, ondan sonra farklı kurumlarla bazı çalışmalar içerisindeyiz. Şu aşamada zaten şu an kitap kafemizde siz de görüyorsunuz burayı. Şu an 3500 hatta daha fazla sayımız elimizde olmakla beraber 2018-2 Gençlik Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı'nda Bakanlık tarafından, Gençlik Spor Bakanlığı tarafından desteklenen ve Vadi İzcilik Gençlik Spor Kulübü Derneğimiz tarafından yürütülen ve projenin koordinatörlüğünü kendim üstlenerek bu projeyi çocuklarımızın, gençlerimizin eksik yanlarını görerek geçen sene bu projeyi burada yönetim ekibinden bir arkadaşımızla beraber istişare edip böyle bir çalışma içerisine girmek istedik ve hedefimiz doğrultusunda bu projemizi gerçekleştirdik ve onaylandı. Elhamdülillah şu aşamada gençlerimize 10 aylık süre zarfında çok güzel kazanımlar
halkaya geliyorlar. Burada kitap okuma halkaları yapıyoruz. Münazara yarışmaları yapıyoruz. Her hafta içinde ilçe milli eğitim üzerinden farklı yani devlet okullarımızda gelen öğrencilerimizle burada yazarlarla gençlik buluşmaları, söyleşileri, iki öğretmenimizle beraber münazara yarışmaları, okuma seviyesini arttırarak çok güzel destekler sağlıyoruz. Yani hedefimize ulaştık mı? Gerçekten her geçen gelişme dönemlerinde bu sayının arttığını ve olumlu bir şekilde dönüş sağlandığını görüyoruz. Öncelikle ben Gençlik Spor Bakanlığımıza desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum derneğimiz adına. Koordinatörlüğünü yürütüyorum derneğimiz adına. Biz de elimizden geldiği kadar gençlerimize en güzel hizmeti vermeye hazırız. Gençlik liderliğiyle yapıyoruz bu arada. Bunun için de yapmak için de her zaman mücadele içerisinde olmayı hedefliyoruz. Eyvallah hocam. Yani şimdi burada sadece lisanslı öğrenciler değil, dışarıdan da pek çok öğrenci faydalanıyor. Evet, aynen. Hem kütüphaneden hem buranın diğer etkinliklerine sizin sayınız. Evet. Allah size razı olsun. Gerçekten şu an çocuklar ve gençleri her zaman en büyük sorunumuz olarak görüyoruz. Çünkü bizim çocuklarımız, bizim gençlerimiz. Evet. Her zaman onların üzerine kapanıyoruz. Yani gençleri bu kadar dert eden abilerimiz sizler gibi oldukça biz çok memnun oluruz. Sizlerden çok memnun oluruz. Tekrardan Allah sizden razı olsun. Sizden de, siz de emeklerinizden dolayı teşekkür ediyoruz. Bugün evet, biliyorsunuz evet. Biltep Kampüsü'nde, kolejinde bir yazar buluşması gerçekleştirdik. Evet. Kitaplarınızı tanıttınız. Orada gençlerimize hedef kitle sayımıza ulaşarak yaklaşık 400 öğrencimiz, evet. 400 gencimize çok güzel hitaplarda bulundunuz, destekler sağladınız, kitap imza çalışması yaptınız. Bu güzel kazanımlar için size çok teşekkür ediyoruz gençlerimizin adına. Öncelikle bakanlığımıza desteklerinden dolayı bize bu imkanları sağladılar. Biz de bakanlığımıza inşallah en güzel şekilde gençlerimize hitap ederek siz sayın destekli kıymetli hocalarımızdan da yazarlarımızdan da destekler alarak gençlerimize en son safhaya kadar ulaşmayı hedef içerisinde olacağız. Olmaya gayret edeceğiz. İnşallah bunun devamı olarak devam proje çalışmasını da inşallah yapmayı planlıyoruz. İnşallah hocam. Özellikle Ankara'daki velilere ve öğrencilere seslenelim burada. Ankara ve Keçi Öğren çevresi özellikle. Evet, Keçi Öğren. Buraya mutlaka bir ziyaret etsinler. Burada ne yapıyorsunuz diye gelip bir sorsunlar. Zaten yapılan etkinlikleri, bu ortamı gördükten sonra da çocuklarının buradaki faaliyetlere katılmalarına ikna olacaklardır. Gerçekten burası bulunmayacak bir nimet. Hocam ben size tekrardan çok teşekkür ederim yaptığınız faaliyetler için. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Allah razı olsun.